Sevgili arkadaşlar, Doktordan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz otizm spektrumu. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Otizm spektrum bozukluğu nedir? Doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel farklılıktır. Otizmin beynin yapısında ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bugün otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabileceğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. Erken teşhisin önemi. Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, İsmini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, parmağıyla istediği şeyi gösteremiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık %50'sinin de otizm belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir. Sizin hatanız değil. Otizm günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur ve hastalıkları kontrol etme ve önleme merkezinin verilerine göre 2006 yılında her 150 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı tahmin edilirken, son bilgiye göre her 54 çocuktan birinin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir. Otizm, tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statü farkı gruplarında görülebileceği, ailenin gelir durumu, yaşam tarzı biçimi ve eğitim düzeyiyle otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağ olmadığı vurgulanmaktadır. Cinsiyetle ilişkili olarak farklı görülme sıklığı bilgilerle bulunmasına rağmen ortak görüş erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğüdür. Otizm tanısı alan çocukların çoğunda değişik derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği görülmektedir.